ondan sonra olacaklara karışmıyorum. Çünkü iki çok yetenekli sihirbaz bizlerle beraber. Doruk Ülgen ve Dünya Sihirbazlar Derneği Başkanı Tony Hassini. Hoş geldiniz. Thank you very much. Welcome to Turkey. Thank you. So where are you from? I was born in Cyprus, but I live in New York. Ah, you live in New York, but yeah. You're originally from Cyprus. Yes. Çevirilen yok değil mi? Ben sorup ben çevireceğim. Aslı. Tamam, peki çevirenimiz yok. Ben soruyorum ve ben çeviriyorum. Tony Hassini aslında Kıbrıs Rum kesiminde doğmuş fakat şu anda New York'ta yaşıyormuş ve Doruk Ülgen'i zaten yakından tanıyorsunuz. Kendisi, ödülünü lütfen gösterir misin? Merlin Oscar'ını kazandı. Kaldır havaya. Alkışlayalım Doruk Ülgen'i. Çocuklarımızı da görelim, çocuklarımızı da göstersin Aslı'cığım ara ara bize. Alkışladıklarını falan da göreceğiz. Doruk'cığım, bu ödülün ne anlama geldiğini söyler misin bize? Bu bizim sihir dünyamızda Oscar olarak değerlendiriyoruz. Yani televizyon için Emmy, Oscar, bunlar neyse bizim için de Oscar'ımız bu. Merlin ödülü. Manevi olarak çok büyük değeri var tabii ki benim için. Mutluyum, yerinde duruyorum. Cici yapıyor musun ödülle? Recipients of this award. Daha önce bu ödülleri alanları unutma diyor Tony söylememi. Daha önce bu ödülleri David Copperfield, Chris Angel gibi çok önemli isimler aldı. You must be kidding me. This award was accepted by the greatest magicians in the world. You might not know them. Harry Blackstone. I don't know Harry Blackstone. Harry Blackstone? Yes. Ya, that's a great Blackstone. Doug great Hanning. Blackstone. That's right. Doug Hanning and Channing. David Copperfield, Sylvia and Rory, Penn and Teller, Chris Angel, every I know. Magician that it's... David Blaney, yes. I know him as well. Every one of them reached the highest point. Bu ödülü hep en yüksek noktalara ulaşan sihirbazlar aldı diyor Tony. Bugüne kadar benim muhtemelen bilmezsin Blackstone, Penn and Teller, Doug Henning. Every great magician. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün en iyi sihirbazlar. Tony, please tell us, what did he do for the competition? Yarışma için? Basically, she's asking, how did I get the award? Why did I get the first award? First of all, the International Magician Society is listed in Guinness World Records as the world's largest magic organization. Uh-huh. Over 37,000 members worldwide. 37,000 members worldwide. And we have office in every country. We have an office in Istanbul too. Hold on, please. We have to translate it. Hadi sen translate it. International Magician Society, dünyanın Guinness Rekorlar kitabında da kayıt olduğu gibi en büyük sihir organizasyonu. 37.000'den daha fazla üyesi var. Her ülkede ofislerimiz var. International Magician Society olarak. And sanırım bu kadardı. Bu kadardı. Sen yine bize güzel şeyler getirdin değil mi? Tabii, kesinlikle. Ay, getirdin mi? Neler yapacaksın bu sefer Doruk? Bayılıyorum Doruk'la program yapmaya çünkü her sefer böyle diye kalıyorum. Ama bana zor oluyor biliyor musun? Her seferinde yeri gösterimim lazım senin için. Bu sefer benim de bir sürprizim var. Wow, gerçekten. Aynen öyle. Sihirbazlık mı? Bilmiyorum artık. Aa, bakacağız. She's going to surprise us too. Cool. I'm kind of magician cool. too. Okay, here's the question. Magician or illusionist? Which one is the true? They're both true. The magician, it's an overall. Uh-huh. Overall, they do close-up magic. İkisi de doğru diyor. Magician, yani biz nasıl hitap ediyoruz? Sihirbaz ve illüzyonist evet. olarak. Sihir exactly. hepsinin üstünde diyor. And what about the illusionist? Yes. Illusionist, those are the people like David Copperfield. Onlar, the big illusions. Büyük illüzyonlar yaratan, işte David Copperfield gibilere söylenen isimler diyor. Sihirse, yani magic diye hitap ettiğimiz şey ise overall, yani bütün hepsinin üstünde diyor. O zaman genellikle sen, hacim olarak büyük şeylere biz daha çok büyük illüzyon diye tabir ediyoruz. Hatta ben buna kitabımda da değindim. Sihirbaz ve illüzyonist. Göster bakalım kitabına. Kitabımı biliyorsunuz ama içinde terminoloji
ya, Magician and Illusionist diye. Burada sihirbaz ve illüzyonist kelimesinden de bahsettim. Terminoloji kısmında ben bu ayrımı şöyle yapıyorum. Sihirbaz, sihirli anı yaşatan adamdır. Ha. Aslında illüzyonistin yaptığı da budur. Sadece biz teknik olarak illüzyoniste büyük hacimli, işte kızı kestim, kaybettim, uçurdum gibi şeyleri yapan insan, diğer sihrin dallarına da sihirbaz olarak diyoruz ama bu teknik olarak. Aslında hepimiz sihirbazız çünkü hepimiz o sihirli anı yaşatmaya çalışıyoruz. Anladım. İkisi o de zaman doğru. Lütfen bize bir sihirli anı yaşatır mısın? Tabii, hemen yaşatalım. O zaman şöyle ayağa kalkalım, öne gidelim, özel bir şey ben deneyelim. Ben de bir geleyim. Tabii. Peki. Şimdi çok ilginç bir şey deneyeceğiz seninle. Genellikle biz sihirbazlar işte zihin okuduk, geleceği tahmin ettik falan, böyle ilginç olaylara çok takmışızdır. Bu tarz şeyleri yapmayı çok severiz. Böyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Çünkü tamamen senin de yardımına ihtiyacım var bunu yapabilmek için. Çok heyecanlı. Tamam. İki tane sembol kullanacağız. Evet. Artı ve kare. Ay, kare diyorum. Yuvarlak. Daire. Şimdi bunlar en basit semboller. Peki. Ve bunları telepati güçlerinin var olup olmadığını veya ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmek için kullanırlar. Peki. Biz de bunun için kullanacağız. Hadi. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Bu iki sembolü de sana veriyorum. Senden ricam şu. Kimseye gösterme. Kameraya bile. Kamera bile görmesin. Peki. Sadece sen bu sembollerden birini seç. Diğerini görünmeyecek bir yere cebine koy. Hı. Ve diğer kartı avucunun içinde bu şekilde tut. Tamam. Peki. Ben bakmıyorum. Ben de arkamı dönüyorum. Tamam. Bir sembolü cebime koyuyorum. Evet. Bir yeni sembolü de kalbime yerleştiriyorum. Evet. Kimse göstermesin. Çünkü onu seviyorum. Tamam. Tamam, hazırım. Ha, yok, şu şekilde tutuyorsun. Ha, bu şekilde, evet, tutuyorum. Bu şekilde tutmanın demek ki bir önemi var. Tamam. Evet. Önemi şu. Şimdi bu sembolü tamamen zihninden ve vücudundan çıkarak sanki bir ışın gibi bana doğru iletmeni isteyeceğim. Hadi bakalım. Tamam. Ve bu işin en güzel kısmı da... Ben ne tuttuğumu bilmiyorum bu arada. Ben görmeyeyim. Tamam. Okay. Tamam mı? Tamam, geliyor. Güzel. Getir. Dümdüz bana göndermem. Balık gibi yaparsan şey yapamam. Okay. Şimdi odaklanalım kesinlikle. Ve bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Bana yalan söylemeni istiyorum. Sana bir cevap vereceğim. Ben ne, bir soru soracağım. Ben ne sorarsam sorayım hayır diyeceksin. Tamam, peki. Tamam mı? Elinde artının olduğunu düşünüyorum. Hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Türk filmlerinde derler ya. Yalan söylüyorsun, yalan. Hayır diyorum Doruk, hayır. Kesinlikle elinde artı olduğuna eminim. Avucunu açıp kamerayı şu anda gösterebilirsin. Hemen hızlıca tekrar yapalım çünkü %50-50 şansım vardı. Bu tamamen bir şans olabilir. İnanamıyorum. Daha çok başındayız. Peki. Hemen bir ediyoruz. Daha aynı şeyi hemen yapacağız. Çünkü bu bir şans olabilir. Neticede %50-50 ihtimaller var. Şansım ya, ben tamam. Gitmiş olabilir. Tamam mı? Tekrar ellerini buraya getirmeni istiyorum. Odaklanmanı ve sadece elindeki sembolü düşünmeni istiyorum. Tamam. Şu anda beni şaşırtmış olmak için gene artıyı seçmiş olabilirsin veya tam tersini gene daireyi seçmiş olabilirsin. Ama tahminimce benimle oyun oynamaya çalışıyorsun ve kesinlikle aynı kartı yeniden seçtin ve elinde artı olduğuna eminim. Hayır. Artı olduğuna eminim. Hayır. Yalan. Kesinlikle eminim. Artı var elimde. Ya inanamıyorum ya. Olamaz böyle bir şey. Şimdi bu %50-50 idi. %50-50. Çok da etkileyici şey, değildi. Tamam, peki devam ediyorum. Ama artık biraz işi zorlaştıracağız. Hadi. Yıldızı, tek yıldızı, kareyi ve dalgalı çizgileri de ekleyeceğiz. Artık elinde 5 sembol olacak ve bu 5 sembolden birini seçmeni isteyeceğim. Ve aynı şekilde gene birini avucunun içinde saklayacaksın. Çocuklara göstereceğim. Peki. Başka biri görünce hani bir şekilde biri bana söyledi mi gibi bir şüphe oluyor da o yüzden kimse tamam. Görmesini yok, istiyorum. Yok, çocuklar ben. Güvenilir. Tamam. Tamam, çocuklar hazır. Sakın söylemeyin. Hazır. Tamam mı? Hazır mıyız? Okey. Prosedürü biliyoruz. Sadece elindeki sembolü düşünüyorsun. Sadece bunu bana göndermeye çalışıyorsun. Ve ben bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. Gönderiyorum. Güzel. Çok dalgalı bir hayat görüyorum sende ve dolayısıyla dalgalı çizgileri avucunda tuttuğunu ama nasıl olabilir bu? Gösterelim. İnanamıyorum.
Artık işi çok 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 daha zorlaştıracağız. Çocukları alalım mı? Hadi çocuklardan bir. Dur. Hayır, sakın sıkın. Oturun çocuklar. Ben tek tek alacağım. Hepinize daha sonra bir şey yaparız. Gel. Sen de gel. Bir de sen gel. Tamam. Sizleri daha sonra. Gel. Sen de gel. Gel. Okey. Tamam. Oylum Hanım'ın yanına geçin çocuklar. Gelin. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Oylum Hanım, buradan başlayalım. Peki. Şimdi bak, sembollerin hepsi sana vereceğim. Tamam mı? İçinden bir kartı seçeceksin. Avucunun içinde tutacaksın. Diğer kartları Oylum Hanım'a vereceksin. Siz de bir kartı seçeceksiniz. Anladım. Siz de onu vereceksiniz. Tamam. Bu şekilde en son sana kadar gelecek. Bir karalım önce. Tamam. Bir karalım. Kimse kimsenin kartına bakmasın. Kimse kimsenin kartını bilmesin. Seç. Herkes benim gibi yapsın. Göstermeyin. Hazırız biz. Hazır mıyız? Hazırız. Herkesin elinde bir kart var. Herkesin elinde kart var. Bu şekilde herkes balık oldu. Bu balık hareketi. Çok güzel. Çocuklar, hepinizin de kendi tuttuğu sembolü düşünmesini istiyorum. Aklınızda başka bir şey kalmasın. Tamam mı? Güzel. Sadece kartını düşünmeni istiyorum. Sembolünü düşün. Odaklan. Sadece sembolünü düşün. Çok güzel. Elini uzat bana. Benim gözlerimin içine bak. Alnıma bak. Ve sadece sembolünü düşün. Sadece sembolünü düşün. Çok güzel. Siz düz çizgiler olan iki sembol tutuyorsunuz ama birazdan döneceğim size. Sadece sembolünü düşün. Alnıma bak. Sadece sembolünü düşün. Aynı şekilde sadece sembolünü düşün. Sakın sembol dışında bir şey düşünme. Sadece sembolünü düşün. Kafanda çok şey var. Çok güzel. Siz en sona kalmış olacaksınız. Bana da öyle geldi. Dalgalı çizgiler artı kare... Yıldız. Dalgalı çizgiler göster. Doğru. Yıldız. Doğru. Çok güzel. Artı. Doğru. Kare. Sizde ne var acaba? Ve yuvarlak. Alkış. Bravo. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yerinize geçebilirsiniz. Peki şimdi bende sıra. Kartı ver. Bende sıra. Tamam. Şimdi en zor şeyi ve en son şeyi deneyeceğiz. Bundan daha fazlası bile var. Şöyle, bu sefer bir kart alacaksınız ama kimseye göstermeyeceksiniz, siz de bakmayacaksınız. Vay. Ne olduğunu kesinlikle bilmeyeceğiz. Tamam. Ha, ben de bakmayacağım. Kimse bakmayacak. Seçtim aradan. Dolayısıyla... Ne seçtiğimi bilmiyorum. Evet, bu şu saniyeye kadar... Zihin okuma diyebilirsiniz, vücut kası okuma diyebilirsiniz, insanların yalan söyleyip söylemediklerini veya benim söylediğim şeylere, verdikleri reaksiyonlara göre ne tuttuklarını tahmin ettiğimi düşünebilirsiniz. Ama şu noktada bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Peki. Kimse bilmiyor ve ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Odaklanmanı istiyorum. Bütün sembolleri düşünmeli. Bütün sembolleri düşün. Daire, kare, yıldız, dalgalı çizgiler ve... Bir şey daha vardı. Onun ne olduğunu ben de unuttum. Artı. Artı. Sadece bunları düşün. Seni tahmin etmeni isteyeceğim. Sence yuvarlak çizgileri olan bir şey mi yoksa düz çizgileri olan bir şey mi? Bence düz çizgileri olan bir şey tuttum ben. Emin misin? Değilim. Yuvarlak da olabilir. Bence artı tuttum ben. Artıyı seçmiş olabilir miyim? Bence hem düz çizgiler var aslında hem dalgalı çizgiler var. Kafanın karışmış olması çok normal. Çünkü dalgalı çizgiler düz ama aslında eğimli bir şey. Ben dalgalı çizgiler olduğuna inanıyorum. Sen ne olduğunu düşünüyorsun? Artı olduğunu düşünüyorum bence ben. Bence bana güvenmelisin. Bence sana güvenmeliyim. Kesin dalgalı çizgilerdir. Bir dakika, canlı yayındayız. Bir kere daha odakların ne olduğunu düşünelim. Kesinlikle dalgalı çizgilerdir. Okay. Sen diyorsan öyledir. Gösterelim. Doğru. İnanmıyorum ya. Bravo. Dalgalı çizgiler çıktı. How is it, Tony? Isn't it amazing? Very amazing. Vallahi bravo. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu kadar. Daha ne olsun? Şimdi bende sıra. Hadi bakalım, süper. Sürprizim var size. Tamam. Şimdi çocuklara yapayım mı? Tamam. Siz biliyorsunuzdur muhtemelen. Çocuklar, ellerime bakın. Çok yakına girmeyin ama. Ya sussana. Allah Allah. Ne
Ve hemen cıp cıp söylüyor. Tamam canım, rengi şey değil. Allah Allah. Türkiye böyle. Seyirci çok acımasızdır. Çünkü renkleri uygun değil. Bakar mısınız? Biraz yakına gelin. Bakın. Ay, şey, trik göster. You know this, right? Yeah. You know this. My friend invented it. Draco. My very good friend invented that. Göstermeyeyim, o kadar çıkıyor. Kamerayı göstermeyeyim. Fener numara değildir ha. Yakından gördüm. Aa, elinde bir şey var, elinde bir şey var. Susana ya. Film seyircisi çok acımasızdır. Anlatır yapılır mı bu? Hele çocuklar hiç şey yapmazlar. Direkt söylerler. Çünkü hep çocuklarımıza şey öğretildi. Kısmen doğru kısmen yanlış çocuklar. Hani sınıfta bir şey biliyorsan hemen söylemelisin. O zaman hani akıllı ve işte takdir edilen kişi ha. oluyorsun ya. Alkışlayalım arkadaşlar. Bravo. Peki sonuca bak diyorum. Merlin ödülünü sen aldın. Dünyanın en prestijli sihirbaz ödülünü. Dünya Sihirbazlar Birliği Başkanı da bizlerle beraberdi. Tony Hassini, thank you for coming. Thank you. How long are you going to stay in here? Ne kadar kalacaksınız Türkiye'de dedim. I'm leaving Sunday. Sunday, pazar günü gidiyor. Az kalmış. Thank you for coming again. Thank Have a nice day. Teşekkür ettik geldiği için. Doruk'a da teşekkür ediyoruz. Güzel. Bu güzel gösteri için de teşekkür ediyoruz. Bir alkış. Kaçıyor muyuz? Bu kadar çabuk mu? Kaç dakika geçti biliyor musun? Bilmiyorum. 25 dakika geçti. Gerçekten? Evet. Seninle hemen 30 saniye bir şey Hadi deneyim 30 mi? Saniye Kesinlikle bir şey deneyim. Kesinlikle bunu bence deneyimlemen gerekiyor. Ben kendi yanımda getirdim tabii şimdi senin üzerinde yoktur diye. 25 kuruş. Bildiğimiz 25 kuruş. Yapacağımız şey şu, avucunu uzat ve kapat. Çok güzel. İyice sık. Sıktım. Ve artık bu paranın bir metal olmadığını, bunun bir hamur olduğunu düşünmeyi istiyorum. Peki. Bu hamur gibi çok oynayabilirsin. Şeklini değiştirebileceğin bir şeymiş gibi düşün. İyice avucunda sık ve bu paranın form değiştirdiğini, şekil değiştirdiğini düşün. Ve eğer başarılı olursan, ki bence olacaksın, avucunu açtığında paranın artık eskisi gibi durmadığını göreceksin. Çünkü çok kuvvetliyim, paranın şeklini değiştirdim. Kesinlikle. Bakayım mı? Bence açmalısın her yeri. Aa, yamulmuş bu. Aa, yamulmuş. 25 kuruşa bak, yamulmuş. Bu kadar kuvvetli miyim ben? Şu anda yamuk bir 25 kuruşla birlikteyiz. Peki peki yapabilir miyiz? Ben 5 kuruş alayım ve onu 100 TL'ye çevireyim. Çok güzel olur. Harika olmaz mı? Çalışalım buna. Çok teşekkürler. Bu o şanslı bir para şanslı benden para. Hatıra olarak kalsın. Yaşasın. Tekrar teşekkür ediyoruz Doruk'cum. Ve ben de ufak